Fransa'da emeklilik reformuna karşı öfke dinmiyor. Cumhurbaşkanı Macron ulusa sesleniş konuşmasında tansiyonu düşürmek istedi fakat başarılı olamadı. Sendikalar kitlesel grev içinse 1 Mayıs'ı işaret etti. Fransa'da protestolar bitmiyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ulusa sesleniş konuşmasıyla halkı yatıştırmayı hedefliyordu. Ancak başarılı olamadı. Sokaklar yine karıştı. Hazır olan işveren örgütleri ve sendikalarla görüşmek için teklifte bulunduk. Onlara kapımız her zaman açık. Çalışanların gelirlerini ve çalışma koşullarını iyileştirmek, mesleki yorgunluğa çözüm bulmak, yaşlı işçilerin istihdamını arttırmak gibi önceliklerimiz var. Bu planlarımızı sosyal diyalog yoluyla önümüzdeki haftalarda ve aylarda inşa etmek istiyoruz. Başkent Paris'te Macron'un ulusa sesleniş konuşmasının ardından binlerce kişi yine sokaklardaydı. Emeklilik reformu ve hükümet karşıtı sloganlar atıldı. Tencere tavalar çalındı. Macron'un kuklası da gösterilerdeki yerini aldı. Göstericiler belediye binası önünde çöp kutularını ateşe verdi. Yollara barikatlar kuruldu. Sokaklar savaş alanına döndü. Lyon'da da tansiyon yüksekti. Binlerce kişi belediye binası önünde toplandı. Kent meydanında alevler yükseldi. Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Nan kentinde de benzer görüntüler vardı. Emeklilik reformu protestoları Macron karşıtı eylemlere dönüştü. Fransa Cumhurbaşkanı'nın üzerindeki baskı büyük. Sokaklarda öfke dinmek bilmiyor. Sendikalar Macron'un emeklilik reformu sayfasını kapatma çağrısını kabul etmedi. İşçiler 1 Mayıs'ı işaret etti. Kitlesel grev çağrısı yapıldı.